Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Neler istiyorsun? Değişik ya. Değişik bir duygu. Yani şu anda iki çocuk babasıyım. Hala inanamıyorum. Mesela yıllar önce evlenmek için çabalayan bir adamken şu anda evlenip iki çocuk babalı bir aile olmak benim en büyük hayalim. Benim için büyük mutluluk. Peki tam Burak büyümüşken, hani geceleri biraz daha rahat uyumaya başlamışken. Yok hep, ama hep onu söylüyorduk yani ikinci çocuk düşünmemiz için Burak'ın biraz büyümesi lazım. Biraz işte hani ufak da olsa konuşması lazım, derdini anlatması lazım diyorduk. Burak işte o noktaya geldi artık yani en azından Burak'la oturup, tabii ki daha çok küçük 2 yaşında ama en azından lafını dinliyor, sözünü dinliyor. İşte uykuları düzenli. İşte yemeği düzenli. Her şey şu anda bir düzen içerisinde devam ediyor. Evet sıfırdan başladık. Tekrardan hatta dün işte çocuğun gazını çıkarırken böyle kucağımda en güzel gaz ben çıkarıyorum bu arada. Yani babalar arasında benim kadar güzel gaz çıkaran yoktur. Çünkü tekniğim çok güzel bir teknik. Şu an göstermek istemiyorum bu tekniği. Patentini alacağım. Dedim ki ya dedim bra yapıyorduk böyle şimdi sıfırdan tekrardan başladık falan. Hani biraz daha mı geç yapsaydık falan ama yok tam zamanı çünkü yaşları arasında çok fazla böyle sene olmaması bence daha avantajlı bir şey. Yani birlikte büyüyecekler. Peki Burak'ın kardeşini kucağına aldı ve dua okuduğu bir video vardı. Evet. Sosyal medyada çok beğenildi. Bu duaları kimden öğreniyor acaba? Annesinden, benden. Özellikle öğretiyor yani. Tabii. Hayır şöyle oturup da, bak yemin ediyorum o duayı biz oturup da Burak hadi dua öğreneceğiz falan diye değil. Annesi okudu. Bak Burak dedi. Şimdi bir dua okuyacağım dedi. Oku bakayım dedi. Tekrar et dedi. İşte kulu vallahu aleyhi Allah'u samet. O söyledi. Kulu vallahu aleyhi Allah'u samet falan filan derken yemin ediyorum hani ne kadar küçük öğretirsen o kadar iyi derler ya böyle şeyleri. Çünkü öğrenmesi daha kolay oluyor. Aklında tutması daha kolay oluyor. Ben her sabah mesela işe gelirken Burak uyanıksa Burak diyorum oğlum bana bir dua oku da işe gideceğim diyor. Seni duanı alayım öyle gideyim. Hemen başlıyor bana dua okumaya. Yani dünyanın en güzel şeyi çocuğum var. 2 yaşında ve bana dua okuyor. Böyle bir mutluluk, böyle bir şey yok. Yani. Peki ufak çocuklar arasında genelde oluyor. Birbirini kıskanma durumu var mı acaba? Ya kıskanmadı ama hareketlerinde bir değişiklik oldu evet. Daha fazla ilgi çekmek istiyor. Biraz daha fazla benimle ilgilenin der gibi hareketler yapıyor. İşte bazen söz dinlemiyor falan. Eliz'i kucağımda gördüğü zaman böyle bazen şımarabiliyor falan. Çok normal onlarda. Ama beklediğimizden daha az oldu. Peki, daha olgun davrandı. Altınları sorsaydık, altın gönderen var mı? Özellikle Demet Hanım'ı merak ediyoruz teyzesi olarak. Posta yoluyla eve kargo yoluyla altın gönderen herkese teşekkür ederim. Yani sonuçta bizde adettir yeni doğan bebeğe arkadaşları tarafından, dostları tarafından, akrabaları tarafından böyle hediyeler gönderilir. Tabii ki şu anda biz ziyaretçi kabul edemiyoruz pandemi dolayısıyla. Çok fazla gelmek isteyen var. Her gelmek isteyen de altınımız hazır geleceğiz. Şu anda sadece çok yakınlarımız, işte anne, baba, kardeşlerimiz. Onlardan gelen altınlarla idare etmeye çalışıyoruz. Hayat çok zor. O yüzden büyüklerimizden anlayış bekliyoruz bu konuda. Peki bu süreçte kızdığınız birisi oldu mu? Ben arayıp tebrik etmedi şeklinde. Yok yani... şey. Birileri var gibi. Ben yaşadığım kazadan sonra en son bir röportaj yapmıştım. Dedim ki yani beni o kadar böyle beklemediğim insanlar aradı ki kazayla ilgili. Geçmiş olsun mesajları atıldı. Geçmiş olsun telefonları edildi. O yüzden bundan sonra ben kimseden bir şey beklemeyeceğim. Bundan sonra herkesin her şeyine ben koşacağım. Söz veriyorum demiştim. Elimden geldiğince de bunu yapmaya çalışıyorum. O yüzden hani arayan aramayan herkes sağ olsun. Beklediklerin oluyor, beklemediklerin oluyor ama dediğim gibi bundan sonra böyle şeylerle ilgili hiçbir şey konuşmayacağım. Çünkü ben o kazadan sonra... Hayata bakış açısı... Evet evet o kazadan sonra beni arayan insanlardan sonra bayağı hayata bakışım değişti. Peki en çok sürpriz hangisi oldu kazadan sonra böyle
El sürpriz seni arayan ya da... Ha sürpriz, mesela bak Ajda Pekkan aradı. Yani sadece bir yerlerde görüştüğümüz zaman Ajda Hanım'la bir merhabamız olmuştur. Mesela Sıla aradı. Hiçbir yerde görmüştüm yok Sıla'yı. Ama aradı, mesaj attı. Mesela Tamer Karadağ aradı. Hiç hani bu insanlarla benim sadece aynı camiada olduğumuzdan sadece birbirimizi biliriz. Mesela 20 yıldır belki de görüşmediğim Mansur Kurumlu'yu aradı. Evime geldi mesela, bu büyük bir şeydi yani, bu güzel bir şeydi. Hatta o günden sonra da oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Ben de ona ve kendime bir söz verdim. Bu söylediğim şeylerin aynısını ona da söyledim. Bundan sonra dedim hani ne olursa olsun senin hakkında artık hiçbir şey konuşmayacağım. Ben anlattım, kırgınlıklarımı anlattım. Niye konuştuğumu falan anlattım. O yine kendi bildiğini okudu, önemli değil. Ama sonuçta benim için artık son nefesime kadar hiçbir zaman hakkında bir şey söylemeyeceğim birisi. Allah yolunu açık etsin. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah'ın anadolu babalı. Allah razı olsun. Sağ olun.